Saat Farkı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz. 29. takımla karşınızdayız. 30 günde 30 takım yapacağız. 29'a Atlanta Hawks'ı koymuşsun. Ama bu satış nereye kadar gelmiş? Evet, ben koydum. Ben. Ama bence Bulls'tan kötü olacaklar. Önce onu bir söyleyeyim de. He, tamam. Tamam. Başla. Gelenler gidenlerle başlayalım. Tamam, klasik başlayalım. Tamam, başla. Dwayne Dedmon geldi. Doğru. Dwight Howard'ı kaybettiler. Paul Millsap'ı kaybettiler. Bence hem Al Horford'u hem Paul Millsap'ı bedavaya kaybetmelerinden de bahsetmemiz lazım. Beceriksizlik adeta. İçimden çıkan Ahmet'e karşı. Atlanta şehrinin bu duruma el atması lazım. Atması lazım. Tabo Sefolosha gitti bir de. Ne diyorsun? Neden 29'a koydun? Hücumda nasıl sayı üretecek bu takım? Onu konuşacak mıyız bakayım? Konuşacağız. Tamam, o dursun. Şimdi dursun. Neden 29'a koydum ama neden senin kadar umutsuz değilim onu söyleyeyim. Mike Budenholzer benim çok beğendiğim bir koç değil. Özellikle maç içi yapması gerekenler konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ki aslında bunu Atlanta'nın playoff maceralarında, Mike Budenholzer'da yaşadığı playoff maceralarında da gördük sıklıkla. Hani Cleveland'da çok kötü şekilde elenirken yapması gereken hiçbir hamleyi doğru yapamadı bence. Öte yandan Popovich koç ağacından geldiği için takıma önemli bir kimlik kazandırabilen, sahaya çıkaracağı nüve konusunda bir vizyonu olan ve ufak parçaları yükseltebilen bir koç. Tıpkı Popovich'in yaptığı gibi. Popovich seviyesinde yapmıyor tabii ki bunu da. O yüzden ben hani 29. bitireceğini falan düşünmüyorum Atlanta'nın ama buraya koymuşuz. Çünkü şeyleri falan işte over-under'ları falan da onları da konuşacağız çok düşük. Çok da adam kaybettiler ama çok da derin bir kadroları da yok bu arada. Yani tutup 10. adamından falan katkı alacak bir takım değil. İlk beşini konuşalım mı? Konuşalım. Schroeder, Kent Bazemore, Trump Prince. Doğru mu söyledin? Ya onlar biraz garip okuyor ama oku gitsin boşver. Ersan İlyasova, milli gururumuz. Milli gururumuz. Ondan 29'a koydun değil mi? İtiraf. Ve Dwayne Dedmon çıkacak. Aslında iyi bir savunma beşi olabilecek bir beş bu. Yani Dwayne Dedmon'a ben biraz... Atletizm olarak. Biraz baktım hani çemberi falan benim beklediğimden çok daha iyi savunmuş geçen sene. Halbuki Orlando zamanlarında özellikle fake yeme konusunda, erken sıçrama konusunda biraz abartı savunma konusunda çok da faul yapıyordu. Falan sıkıntı yaşayan bir oyuncuydu ama yani Spurs'e gidip de oradan daha iyi bir şekilde çıkmayan adam zaten NBA'nin kapısına koydular. Nando De Colo senden bahsediyorum. hani iyi bir savunma takımı olabilirler mi? Olabilirler. Çünkü Schroeder özellikle Wall karşısında zaman zaman çok iyi savunma yaptı bu sene playoff'ta. Bazemore çok düştü. Onu konuşacağız muhtemelen az sonra. Ama hani potansiyel olarak iyi savunmayı. Torian Prince'in savunmasını çok beğeniyorum ben. Yapabildiği iki tane iyi işten biri. Çaktan alan gömmeler. Onu soracaktım ben zaten sana. Evet yani bu takımın savunma kimliği oturtacağını, en azından deneyeceğini söyleyebiliriz. Ratingleri okuyorum. Schroeder 75. Ben Avrupa Şampiyonası'nda da playofflarda da gördüğüm kadarıyla Schroeder aslında daha iyi bir, 75'ten daha iyi bir oyuncuymuş gibi duruyor. Ne diyorsun? Ya sezonun içinden bahsetmiyorum ama ya sanki bir potansiyel gösteriyor. Göstermiyor mu? Üstüne koyabilecekmiş gibi. Ben yani geçen sene Jeff Teague'i gönderirken Dennis Schroeder'a güvenip gönderdiler. Hatırlıyorsan 6. adam olarak başlıyordu maçlara. Onu ilk 5'e çektiler. Hani ilk 5'e çektikten sonra böyle pick and roll daha yönetir, işte potaya daha çok gider falan diye bekliyordum. Gitti de aslında şimdi çocuğun hakkını yemeyeyim. Ama şimdi istatistiklere baktığımızda özellikle oyuncunun sezon sezon karşılaştırdığımızda bizim kullandığımız bir istatistik var işte. 36 dakikaya uyarlanmış şeyler istatistikleri. Birebir aynı. Yani bench'ten alıp ilk 5'e koyduğun, ilk 5'teki adamlarla oynadığında gelişmesini bekleyeceğin bir adam çok fazla gelişme göstermemiş. Pota çevresinde %52 ile bitirirken %56'ya çıkarmış. Bu atlet oyun kurucu için çok önemli bir veri ve fena da değil. Yani çok yüksek değil ama fena değil %56. Midrange'i de %46 ile atmış. Bu çok fazla şey değil. Sürdürülebilir bir başarı değil ama... Şimdi, çok atmış mı sayısını? Hayır, çok atmamış. Şimdi şu önemli. Schroeder ne yapar? Pick and roll'un çevresini döner, delicilik yapar. Çevresini dönüp delicilik yaptıktan sonra 3 tane opsiyon var. Ya midrange'inizi, orta mesafe şutunuzu boş bırakacaktır savunma. Ya potaya kadar gitmenize izin verecektir, çemberi savunacaktır. Ya da pas kanallarını boş bırakacaktır. Şimdi eğer midrange'ini bu seviyede tutarsa orta mesafe şutlarını, pota çevresinde de böyle bitirmeye devam ederse bir şeyler olur. Ama benim çok beklentim yok açıkçası.
O zaman geçelim. Kent Bazemore'a da 74 vermişsin. Kent Bazemore'a çok, çok en çok kazanan takımı şu an. Abi çok iyi anlaşma Kent Bazemore yapmış. Geçen sene aldı kontratı. Öyle bir yattı ki. Ben de şey oluyorum böyle 15'inde maaşım yatıyor 16'sında böyle. Kent Bazemore bütün sezon böyle geçiyor. Abi %44 de şut atıyormuş geçen sene. Kent Bazemore sadece %40'la atmış. Oo. Olmaz yani hani. Olacak bir şey değil. Rebound alıyormuş. Reboundların %10'unu çekiyormuş. Bir SG için. Fena değil tabii. %5'e düşmüş. Hiç uğraşmamış. Hiç uğraşmamış. Köşeden %40'la üçlük atıyor. Ben 2 sene önce Kent Bazemore'un köşeden üçlük kaçırdığını hatırlamıyorum. %150 ile falan atıyordu. %40'a düşmüş. True Shooting'i de %55'ten %50'ye düşmüş. Yani böyle bir kontrat yatışı yok. Yok hakikaten. Yani. O yüzden hani bence az bile gömdüm. Ben araştırırken dedim ki ya 74 çok vermişim. Helal olsun dedim. Keşke 4-7-70 verseydin dedim. Prince'e 72 vermişiz. Torun Prince'in... Bu Torun Prince'i birazdan konuşalım. Ben konuşalım hadi tamam. Sorayım sana. Konuşalım. Çünkü bu takımın bence önemli oyuncusu o. Yani potansiyel olarak Schroeder'le kafa kafaya diyebileceğin tek oyuncusu aslında. Evet. Ve birlikte yaşları da yakın olduğu için birlikte de büyüyebilirler. Üstüne de koyabilecek bir oyuncu. İki tane işi çok iyi yapıyor şimdilik. Bence çok iyi bir savunucu. Yani stance'e oturmayı biliyor. Kulaç aralığı çok geniş. Rakibinin yüzüne girebilen bir savunmacı. Böyle hani formama girdin yapma dersin ya işte basket. O tür bir savunmacı. Bir de pozisyon için çok özel bir reboundçu. Bunun dışında şu anda hiçbir şey yapmıyor. Ersan 69. Yani çok şans verildi Ersan aslında. Özellikle Detroit Pistons'ta olacak mı acaba? OKC'de iyi oynuyordu. Acaba gene orada tutunacak mı? Hep böyle bir takım değiştiriyor. Atlanta Hawks'taki performansını nasıl buluyorsun? Nasıl gidecek? Ersan pikini Milwaukee'de yaşadı ve artık kariyerinin düşüş noktasında. Bunu itiraf etmek lazım. Hala modern basketbola uygunluğu sebebiyle kendine yer bulabiliyor. İşte ilk beşte de yer bulacağını düşünüyoruz biz. Ersan'ın bilip yapamadıklarını hani çok fazla anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hala iyi şütör. Hala topu yere vuramıyor. Kariyerinin zirve noktasında çok iyi reboundçuydu. Ersan'ın fark yarattığı evet, nokta evet, oydu. Evet. Şu çok anda iyi çekiyordu. Şu anda pek yani oralara da pek girmiyor artık. Yani kariyerinin ilerleyen döneminde çok fazla temas da seven bir oyuncu değil. Klasik işte modern basketbol dediğimiz Nane'nin 4 numarası olarak yine yer bulacak kendisine. Dwayne Dedmon'dan da konuşmuştuk zaten. O da 72 almış. O neden acaba playofflarda oynamadı diye soracağım ama sormayayım. Spurs'da konuşuruz olmadı. Geliriz oraya. Ne merak ediyoruz? Ne merak ediyoruz? Ne merak ediyoruz? Ne merak ediyoruz? Hiçbir şey merak etmedim ben şu anda. Prince ve Schroeder'ın gelişimini merak ediyormuşuz. Yani kapasiteleri neler? Ne olabilir en fazla bu adamlardan diye Berkin Durmaz sormuş bize. Şimdi Schroeder'ı çok hani şu oyuncuyla karşılaştırayım diyecek bir şey yok. Yani potaya giden işte Popovic sistemiyle oynayan bir takımın point guardı olduğu için sıklıkla Tony Parker'la karşılaştırılıyor Dennis Schroeder. Tony Parker kadar ne iyi bir driplingci, ne iyi bir slalomcu. Tony Parker'ın prime seviyesinin pota çevresinde bitirmesi de çok acayip bir düzey. NBA'de ikinciydi bir ara şut yüzdesinde evet. Pota altından. Evet. Tyson Chandler'dan sonra. Tyson Chandler'dan öyle bir şeydi. Hani ben dediğim gibi saydığım sebeplerden çok böyle anormal bir şey çıkacağını düşünmüyorum Dennis Schroeder'dan. İyi bir rol oyuncusu ya da işte iyi takımın 4. 5. oyuncusu falan olabilir. Torian Prince üstüne koyabilir. Çünkü gelişimi aç olduğu belli onun. Çok yani basketbol severek oynuyor ve basketbolun onun için bir nimet olduğunu farkında. Bu oyuncunun gelişimi için karakter önemli, çok önemli bir karakter özelliği. Yani daha fazla potaya gidebilir, işte pick and roll yönetmeye başlayabilir, köşe üçlüğü ekleyebilir. Çok iyi bir üçlüğü yok belki ama. Ben Schroeder'a oranla biraz daha şeyim. Optimistiyim şey konusunda. O zaman kilit soruya geçelim. Kilit soru. Kilit soru. Sayı atabilecek mi bu takım? Kim atacak sayı? Ya atamayacak deyip şey yapabiliyor muyum? Tabii. Atamayacaklar bence. Atamayacak, yok. Kimse atamayacak herhalde. Yok yani Bazemore bu şekilde üçlük atamadığı sürece, Torian Prince bu şekilde üçlük atamadığı sürece çok da yapacak bir şey kalmıyor zaten yani. Hani Dennis Schroeder, Dwayne Dedmon, pick and roll'u sizin hücumunuzun bir numaralı opsiyonuysa hücum tavanız çok sınırlı demektir zaten. O zaman en güzel bölümümüze geçiyoruz. En güzel bölüm. En güzel bölüm. Vegas demiş ki 25.5 maç alt ya da üst sormuş. Ne kumar, kumar oynamak ülkemizde yasaktır. 27. 27 diyorsun. 27-55. 27-55. Öyle okuyunca daha inandırıcı olmuyor mu? Hayır. 27-55.
Ben bilemiyorum ya. Bunu karar veremedim. Herhalde buna hiç bulaşmazdım. Abi şimdi biz seninle birebir konuşuyor olsak bulaşma da şimdi biz 5 kişi falan izleyecek, o 5 kişi ayıp değil mi? Tamam, o zaman ben alt diyorum. Alt, tamam, çok güzel. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Bir sonraki programda 28. takımımızla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.